Herkese merhaba. Ben Dilek Demirel. Kanalıma hoş geldiniz. Pandemi, virüs, TYT, AYT, uzaktan, yakından, hibrit hiç fark etmez arkadaşlar. Evet, 12. sınıflar için İngilizce yazılı sınavına hazırlık yapacağız. Sizler zaten üniversite sınavına çalışıyorsunuz. Yoğun bir şekilde kafanız karmaşık. İngilizce dersi görmüyorsunuz. Bir de üstüne hadi gelin okula sınav yapacağız dediler, değil mi? Hiç korkmayın. Ben şimdi sizlere çalışmanız gereken yerleri söyleyeceğim ve hayırlısıyla 100 alıp başarı puanını tavan yapacağız. Kanala destek olmak isterseniz tabii harika olur, efsane olur. Abone olup bildirimleri açmayı da unutmayın. Hemen ders kitabınızın üzerinden başlıyorum anlatmaya. Şimdi arkadaşlar, birinci ünitenin içerisinde prefer ve would rather konusu var. Hızlıca gramer için bu bilgiyi vereceğim ama hemen sağ üst köşeye size bir link bırakıyorum. Evet, geçen hafta bu dersi yetiştirememiştim. Onlardan özür diliyorum. Geçen hafta sınava giren arkadaşlarımıza full çektiren bir ders oldu. Çok teşekkür aldım. Yorumlarda da görebilirsiniz. Evet, şimdi prefer ve would rather nedir? Hızlıca bahsedelim. Evet, bakalım. Prefer'den sonra en önemli bilgi gördüğünüz gibi fiile ink takısının gelmesi. Prefers driving. Prefer living. Hemen diğer prefer'lere bakıyorum. Listening. Bakın, ink takısı aldı. Prefer working. Yine working geldi. Prefer being. Taking ve sitting. Sitting 2 T ile yazılıyor. Aman, İngilizce'de harften bile not kırar hocalar lisede. Aman dikkat edin. Evet, prefer'den sonra fiile ink takısı geliyor dedik. Ve ayrıca prefer'de to kullanılıyor arada, bakın. I prefer living in a villa to living in a flat. Villada yaşamayı, apartman dairesinde yaşamaya tercih ederim. Kim tercih etmez ki villada yaşamayı? Evet, prefer'den sonra fiile ink takısı dedik ve arada to kullanılıyor. Gelelim would rather'a. Would rather da aslında tercih etmek ama burada bir farklılık var. Would rather'ın arkasından fiili aynen yazıyoruz arkadaşlar. Hiçbir ink falan yok, hiçbir ek yok, takı yok. Direkt stay, stay. Bakın, go, go. Gördünüz mü? Direkt olarak yazdım. Dance, dance. Çok kolay. Would rather'dan sonra fiilin kendisini yazıyoruz ve arada than kullanıyoruz. İşte would rather ve prefer olayı budur. Ama o biraz önce verdiğim videoyu da izleyin ki bu konuyu fulleyin arkadaşlar. Çok soru çıkmış burada. Şimdi konu müzik tabii ki. Aslında sizin çok ilgi alanınıza giriyor. Müzik çeşitlerinin İngilizceleri burada verilmiş arkadaşlar. Bunları mutlaka bilelim. Şimdi bir de şu kelime var. Genre. Genre kind demek, çeşit demek. Music genre, müzik çeşidi. Bu kelime sınavda karşınıza direkt çıkabilir arkadaşlar. Evet, ve baktığımızda burada mesela şu önemli, müzik çeşidi tercihiniz veya bir arkadaşınızın tercihi, neden bu müziği dinlediği, tercih ettiğiyle ilgili writing çıkabilir, yazma çıkabilir, yine dinleme metninde çıkabilir ve listening de çıkabilir. Biliyorsunuz sınavlarda siz writing, yani size bir şeyler yazdırıyor öğretmeniniz. Listening bir dinleme yaptırıyor, bir metin dinlettiriyor ve oradan ya boşluk doldurtuyor ya da soru cevaplatıyor. Bir de reading, okuma parçası veriyor. Diyalog olur, metin olur. Oradan soru cevaplamanızı yine ya da kelimeleri boşluklara yerleştirmenizi istiyor. İşte bu vereceğim bilgilerin hepsi bu sınavlar için çok önemli. Artık kelime kesin sorar hocalar. Tüm verdiğim kelimeleri not alın mutlaka. Şimdi diyor ki, think about your favorite songs. Şimdi en sevdiğin şarkıyı düşün şu anda.
ve decide which of the following factors attract you. Hangisi seni etkiler diyor. Bunlara karar vermen gerekiyor. Ama biz bunların hepsinin anlamlarını bilelim ki bu yazmada, konuşmada karşımıza çıkabilir bunlar. Melody, bunu biliyorsunuz zaten. Voice of the singer, şarkıcının sesi. Yani sizi ne etkiliyor? Şarkıcının sesi mesela. Lyrics, sözler demek. Tempo, şarkıdaki tempo, ritim. Ritim, yine aynı şekilde ritim, tempo. Trend, yani moda olup olmaması. Popularity of the singer, şarkıcının popülaritesi, şöhreti, ünlü mü değil mi? Background of the singer, şarkıcının background'u, geçmişi. Band, orkestra, başkalarının görüşleri, others' opinions, instruments used, kullanılan enstrümanlar ve genre, yani müzik çeşidi. Şimdi, diyalog çok önemli çünkü karşınıza okuma parçası, reading kısmında diyalog gelebilir. Veya bu diyaloğun listening olarak size verebilir hoca. O yüzden kelime bilgisi çok önemli. Şöyle bir bakalım. What's that song you're humming, Luke? Diyor. Humming, mırıldanmak demek. Bunları not alın. Humming, mırıldanmak. Kelime bilginiz iyi olursa sınavı başarıyla atlatırsınız. Şöyle bir bakalım. Hepsini tek tek okumayacağım sizler için. Evet, earworm böyle ağzıma takıldı, dilime dolandı diyor. Sabah arabada dinledim diyor. Ondan sonra o saatten beri bakın it's been an earworm since then. O zamandan beri şarkı dilime takıldı. I wish you knew the singer. Keşke şarkıcıyı da bilseydin ya. Kim acaba diyor. Niye diyor? Mixtape, karışık kaset hazırlıyormuş arabada dinlemek için. Ekleyebilirdim diyor. Lyrics, sözler dedik. Genre, çeşit dedik. Bakalım. There is nothing special in my mind. Aklımda özel bir şey yok. Focus on, odaklanmak demek. Why do you think that? Neden öyle olduğunu düşünüyorsun demek. Şimdi bu ünitenin içerisinde bir görüşe katılmak ya da reddetmek de var. I completely disagree diyorsa kesinlikle sana katılmıyorum, karşı görüşteyim demek istiyordur. According to the research, araştırmalara göre demek. According to, göre demek çünkü. I agree with you diyorsa, şurada gördüğünüz gibi sana katılıyorum demek. Evet, önemli noktalar bunlar. Şimdi arkadaşlar, burası da çok önemli. Expressions of agreeing. Katılıyorsanız, aynı görüşteyseniz that's right diyebilirsiniz. I agree with you to a large extent. Yani büyük ölçüde sana katılıyorum. I tend to agree with you yine aynı şekilde. Bunların üçünü de katıldığınızı belli etmek için kullanabilirsiniz. Disagree karşısınız. Kabul etmiyorsunuz, katılmıyorsunuz. I completely disagree with you diyeceksiniz. Dikkat edin. Speaking sınavı olursanız bunlar hayatınızı kurtaracak. Tercihlerinizi belli etmek için de işte dersin başında bahsettiğim prefer ve would rather'ı kullanabilirsiniz. Prefer'den sonra fiile ink takısı eklemeyi unutmayın ve arada to kullanmayı unutmayın. Would rather'dan sonra fiili aynen söylüyorsunuz, arada then kullanıyorsunuz. Bu da çok önemli. Bakın burada da kitabınızda verilmiş cümleler var, expressions'lar var. Bunlar agree mi, disagree mi onları karar vereceğiz. Bakın, I'd rather, bu da tercih sebebi. That's true, agreement'tı. I prefer, tercih bakın. No doubt about it diyorsa hiç şüphe yok. Katılıyoruz. I agree katılmak. I'm afraid I disagree, karşı çıkmak. I totally disagree, tamamen karşı çıkmak. You're absolutely right diyorsa kesinlikle haklısın demek, aynı görüşteyiz. That's not always true. Bu her zaman doğru değil.
Bu da karşı çıkma, reddetme cümlesi. I'm not so sure about it. Pek de emin değilim. Bu da bir anlamda yarı yarıya karşı çıkma. I would say the exact opposite. Yani kesinlikle karşı görüşte olduğumu söyleyebilirim gibi. I don't think so. Hiç sanmıyorum. Burada da yine tercihimizi belirt. Şimdi bu kelimeler çok önemli. Bunlar sıfat. Müzik zevkinizi belli ettiğinizde, bununla ilgili konuşup yazdığınızda ya da arkadaşınızın ya da birinin bu kelimeleri kullanabilirsiniz. Clear, net demek, açık ve net. Sweet, hoş, böyle insanı mutlu eden şeyler. Upbeat, upbeat, neşeli demek, upbeat, neşeli, eğlenceli. Soft, yumuşak, sakin, böyle soft müzik derler ya, böyle sakin sakin insanı rahatlatıcı müzik. Calming de rahatlatıcı. Bu akustik, söz olmadığı zaman akustik oluyor biliyorsunuz. Deafening, deafening sağır edici demek. Ya sağır oldum, o kadar böyle yüksek volümlü müzik. Eerie, ürkütücü, esrarengiz. Böyle korku filmlerinde böyle adam içeri girmek üzereyken çalar ya böyle bir müzik, işte o. Tekno müzik, bunu biliyorsunuz. Rushes, gürültülü demek. Şuraya tiz müzikler, böyle ince tiz seslerden oluşuyor. Funky ise böyle sizin dilinizle acayip, müthiş, güzel anlamında kelimeler. Bu kelimelerin anlamlarını bilin. Kelime çıkar sınavda. Tercihlerimizi belirtirken mesela şöyle bir soru gelebilir. What kind of music do you usually listen to? Listening diyorum. Speaking, konuşma sınavında hoca sorabilir veya writing'de bununla ilgili bir şeyler yazmanızı isteyebilir. Direkt prefer ve would rather'la yukarıda verdiğim kelimelerle de zenginleştirerek cümlelerinizi şimdiden hazır edin. What do you like about it? Daha da açtı konuyu bak. Nesini seviyorsun? Sen caz seviyorum dedi. Nesini seviyorsun? İşte o verdiğim kelimelerle nesini sevdiğini açıklıyorsun ve direkt what about you'yla topu karşı tarafa atıyorsun. What are your preferences? Preference tercih demek. Peki senin tercihlerin ne der? Bunlara da hazırlıklı olalım. Do you think there is an untold story behind every song? Yani sence her şarkının arkasında söylenmeyen bir hikaye var mıdır? Her şarkının bir hikayesi var mıdır? Ve do you know a story behind a song? Hiç hikayesi olan bir şarkı biliyor musun? Bu sorular yine speaking sınavlarında karşımıza çıkabilir. Şimdi burada bir parça var. Parçayı uzun uzun okumayacağız ama bu parçayı mutlaka gözden geçirin. İçinden alıp kullanabileceğiniz cümleler olabilir. Bu şarkının arkasında bir şeyler olması, bir hikaye olmasıyla alakalı bir reading parçası bununla ilgili çıkabilir. Writing'de şöyle bir şey gelebilir. Behind every favorite song there is an untold story. Bununla ilgili bir paragraf yazın diyebilir mesela. Behind every, her sevilen şarkının arkasında söylenmeyen bir hikaye vardır. Yani her şarkının bir hikayesi vardır diyor. Şimdi bunlar çok önemli. Completely agree dediğimizde tamamen katılıyorum. I agree to a large extent, büyük ölçüde katılıyorum. I agree to an extent, bir ölçüde katılıyorum. I disagree diyorsa hiç katılmıyorum. Tamamen karşı görüşteyim. Bakın bu sorular hep karşınıza çıkabilir. How important is music to you? Müzik senin için ne kadar önemli? Bunlara hep cevaplarınızı hazır edin sınav için. Mesela Music is my world. Müzik benim dünyam. I can't live without music gibi cümleler patlatabilirsiniz burada. Mesela music makes the world a better place to live in. Dünyayı daha iyi yaşanabilir hale getiriyor. Şimdi bir alıntı yapmış burada. Shakespeare bir keresinde demiş ki, When words fail, music speaks. Kelimeler kifayetsiz kaldığında, başarısız olduğunda müzik konuşur.
What would you say about this? Bunun hakkında ne diyebilirsin? Sence ne düşünüyorsun? Buyurun. Mis gibi speaking sorusu. Konuşma sınavında gelir, writing'de gelir. Valla absolutely diyorsanız kesinlikle valla çok güzel söylemiş Shakespeare demiş oluyorsunuz. Music an outburst of soul. Ruhun dışa vurumudur müzik. It's just a means of relaxation. Rahatlama yoludur. Veya I don't agree at all. Hiç katılmıyorum gibi. Yalnız bunu derseniz işi zora sokarsınız. Arkadan başka açıklamalar da getirmeniz gerekir. Does music have a healing effect? Müziğin iyileştirici etkisi var mıdır? Buyurun, bir yazma ya da konuşma sorusu da. Of course it does. Tabii ki. Niye olmasın? Why not? Ya da absolutely. We all know that it has been used for. Hepimiz biliyoruz iyileştirici sebeplerle kullanıldığını. Mesela patients listen relaxing music in hospitals. Mesela hastanelerde dinletiliyor diyebilirsiniz. Bak bu kelimeler de çok önemli. Şimdi bir analiz yapıyorsunuz. Size bir şey veriliyor. Bir chart, bir grafik veya bir tablo. Majority çoğunluk demek. One bir tanesi. Two iki kişi. Minority ise azınlık demek. Majority karşılık minority. Dikkat edin. Çoğunluk, azınlık. Şimdi anketin sorularına ve içeriklerine bakacağız. Bu anket soruları da aklımızda bulunsun. Can you play a musical instrument dedi hoca sana. Enstrüman çalabilir misin? Yes I can, no I can't yani. Başka cevap yok. Peki, no I can't dedin diyelim ki. If you could learn to play a musical instrument, what category would it be? Eğer bir enstrüman çalmayı öğrenecek olsaydın, hangi kategoride olurdu? Yani ne çeşit olurdu? Şimdi keyboard klavyeli olanlar, bu perküsyon, woodwind üflemeli ama tahtadan, flüt mesela. String telli olan şeyler, brass da diğer üflemeliler, bu çelik saksafon gibi şeyler. If you could learn to play an instrument, eğer bir enstrüman çalmayı öğrenseydin yine hangisi olurdu diyor. Buradaki enstrümanlara bakın. Kafanızda bir tane belirleyin. Learning to play at least one instrument should be required for students at school. Bir görüş atıldı burada. İlgili bir yazı yazmanız istenebilir. Bununla ilgili bir soru çıkabilir. Okullarda diyor en az bir enstrüman çalma zorunlu olmalı mıdır? Yani çalınmalı mıdır? Öğretilmeli midir? Buna katılıyorsanız I agree with you diyebilirsiniz. Biraz önce derece derece vermiştim. I strongly agree diyorsanız kesinlikle katılıyorum. I strongly disagree'seniz tamamen karşı çıkıyorsunuz. I disagree, yok canım olmasın karşıyım diyorsunuz. Şimdi yine bir survey anket var karşımızda. Should music classes be obligatory? Obligatory önemli kelime, zorunlu. Müzik dersi her seviyede, bakın for all levels, high school, lisede her seviyede müzik dersi zorunlu olmalı mı? No comment, yorum yok demek bu arada. Which way do you listen to music? Ne şekilde müzik dinlersin? Televizyondan, MP3'ten, radyodan, internetten? What kind of music do you listen to most? Most diyorsa en çok. En çok hangi çeşit müziği dinlersin? Ve which genre of music? Hangi çeşit müziği relaxing, rahatlatıcı bulursun? Buna rock diyecek var mı acaba aramızda? Merak ettim şimdi. Heh, rock dedik, geldi buyur. What do you think about? Hakkında ne düşünüyorsun? Böyle ortaya bir soru atabilir. What do you think about hip hop? What do you think about jazz music gibi? Bunlara da hazırlıklı olun. Burada da bakın biraz önce verdiklerimi yine tekrarlıyor. Bu şekilde cevaplar verebilirsiniz. Şimdi bir istatistik verdiğinizde bir grafiğe göre the majority of the people, the majority of my friends gibi başlayabilirsiniz. Çoğunluk, minority azınlık, three of derseniz arkadaşlarımdan üçü, two of derseniz iki tanesi gibi
cümlelerle analizi yapabilirsiniz. Burayı da hızlıca gözden geçirelim. Concert posters, konser posterleri, ads reklamlar ve promotional videos, yine reklam videoları, impact etkilemek, seni etkiler mi diyor. Bu discuss yazdıklarının hepsi speaking sınavında karşınıza çıkabilir. Ve bunların hangisi olmalı bir posterde, bir reklamda diyor. Şarkı listesi, tarih, zaman, purpose, konserin sebebi, sözleri, venue, yeri, nerede yapılacak, şarkıcının ya da orkestranın adı, enstrüman çalanların adı, müzik çeşidi ve ücreti. Şimdi belki böyle bir şey çıkar, bir diyalog verir, reading sorusunu böyle sorar. Underline the expressions der. Cümlelerin altını çizin. Mesela express opinion cümlelerinin ya da agreement ya da disagreement olanların altını çizin der. Bu da çok önemli. Hemen size burada göstereyim. Bunları not alın, bu şekilde aklınızda bulunsun. Şimdi I think, sanırım demek. Express opinion bu, I think. That's right. Bu agreement, haklısın. It's true, yine agreement. In my view, benim bakış açıma göre, express opinion, yani görüşümüzü belirttiğimizde, I think, in my opinion, to my mind. Bunların hepsi express opinion. I don't agree with you, tabii ki disagreement. Bakalım, I totally disagree with you, disagreement. In my opinion, yine express opinion, I think express opinion, you are right da agreement. Bakın burada da grupladık, agree kabul cümleleri, disagree red cümleleri, expressing opinion cümleleri. Bunları not alıp tekrar edin, kolayca yaparsınız. Writing'de böyle şeyler de çıkabilir, bu cümleleri de hazırlıklı olun. Mesela sosyal medya hayatımızda önemli bir rolü vardır ya da yoktur cümlesi verir. Siz kendi görüşünüzü burada belirtirsiniz. Spor yapmak insan hayatının kalitesini arttırır ya da arttırmaz. It's not useful to exercise. Açık havada egzersiz yapmak faydalıdır, değildir. Reality show'lar en popüler yayınlanan programlardandır ya da değildir. Ruhun dışa vurumudur, müzik veya değildir. Bu konularda birer cümlelik bir görüş elinizin altında bulunur. Şimdi ikinci ünite friendship. Friendship'te çok fazla kelime var. Kelime soruları buradan çıkar arkadaşlar. Eğer ikinci ünite varsa sınavda. Quality özellik demek. İyi bir arkadaşın özellikleri nelerdir? Şimdi bir honest diyor. Bir, bakalım, dürüst. She has always told me the truth. Tell the truth. Doğruyu söylüyorsa honest'ı çağrıştırır. Not alalım. Is thoughtful. Düşünceli demek. Called me. Bakın, he has always called me. Hep beni arar doğum günlerimde. Çok düşünceli biridir. Okay. Number three. Is there to listen? Mary takes time to listen to me. Zaman almak, beni dinlemesi zaman alır. Hep oradadır beni dinlemek için diyor. Her zaman oradadır. Is reliable, reliable, güvenilir olmak. Asla sırrımı, bakın, give away our secret. Asla sırrımı dışarı vermez diyorsa reliable, güvenilir. Generous, bonkör, bonkör, eli açık. Burada number five. Lend, ödünç vermek. Arabasını ödünç verdi. Hep bonkörlük yapar. Is someone whose company you like? Spending time. Sevdiğin biriyle vakit geçirmek bu da. Number six. Şimdi bunlar çok önemli. Yine iyi bir arkadaşın özellikleri bunlar arkadaşlar. Thoughtful. Bunları hep not alın. Düşünceli. Thoughtful. Sevdiğim biriyle arkadaşlık etmek, company. Honest, dürüst. Makes you smile, yüzünü güldürüyor.
things easy for you. Senin için her şeyi kolaylaştırıyor, hayatı kolaylaştırıyor. Comforts you when you cry. Sen ağladığında seni comfort yapıyor, rahatlatıyor. Is there to listen. Dinlemek için orada. Moralizes you, sana moral veriyor. Generous, bonkör, eli açık. Loyal, sadık. Loyalty, sadakat demek. Doesn't judge you. Judge, yargılamak. Seni asla yargılamıyor. Is kind, nazik ve respectful, saygılı. Ve is supportive, destekleyici. İyi bir arkadaşla ilgili bunların hepsini bilmeniz gerekiyor. Evet, şimdi yine not alma zamanı arkadaşlar. Yine bol kelime vereceğim size. Attitude, bakış açısı demek. Bu ünitede hem dış görünüş, hem de karakter, hem de bakış açısı kelimeleri karşımıza çıkıyor. Şimdi bakış açısı. Arriving on time, zamanında varmak. Task, görev. Assignment da görev. Fulfillment, tamamlamak. Görevini tamamlamak. Cooperation, işbirliği. Arkadaşlarla işbirliğine 20 puan verilmiş. Participation, derse katılım 20 ve diğer öğrencilere saygı, respect 20 puan verilmiş. Şimdi buradaki kelimeler asıl sizin için önemli. Böyle acayip antin kuntin dediğimiz zorlayıcı kelimelere bayılır öğretmenler sınavda sormaya. Şimdi apathetic, birincisinden başlayalım. Not alın. Kayıtsız, soğuk. Considerate, düşünceli. Consider, düşünmek zaten. Düşünceli, hürmetkar. Respectful, saygılı. Praising, övme. Sizi övüyor, övücü. Praise, övmek zaten. Cooperative, işbirlikçi. Distracted, kendinden geçmiş. Çok endişeli. Active, aktif. Punctual, dakik. Responsible, sorumluluk sahibi. Sensitive, hassas. Şimdi böyle bir şey de karşınıza çıkabilir. Bir grafik verir size öğretmeniniz ve how would you interpret this graph der. Bu grafiği nasıl değerlendiriyorsun? Cevaplarını bizimle paylaş. Şimdi burada bakın bilgiler verilmiş. Knowledgeable, bilgili demek. Empathetic, empati kurabilen, disciplined, disiplinli, fair, adil, adaletli, supportive, destekleyici ve creative, yaratıcı. Ve bunların sayıları verilmiş. Biz şöyle cümleler kurabiliyoruz. According to ile başlıyoruz bir kere. Grafiğe göre being empathetic, bakın being empathetic is more important than being disciplined. Burada komparatifi de görüyoruz, kıyaslamayı görüyoruz. Bu kelimelerin, şunların hepsi fair hariç uzun sıfatlar. Uzun sıfatlar kıyaslama yapıldığı zaman başına more alıyor. Dolayısıyla burada kıyaslama cümleleri kurmanız isteniyor bu şekilde. Bakın, empatetik olmak disciplined olmaktan daha fazla, daha önemli, more important. Bakın daha fazla kişi çünkü. Bu şekilde important, önemli, daha önemli, more important. Araya den koyarak cümleler kuruyoruz. Sizlerden de böyle bir grafik yorumu istenebilir. Bu da bu ünitenin can alıcı sorusu. Writing ya da speaking'de karşınıza çıkabilir. Why do people need to make friends? Neden insanlar arkadaş edinir veya buna ihtiyaç duyar? Cümlelerinizi hazır edin. Veya what kind of friendships come to an end soon? Ne tip arkadaşlıklar kısa sürer, biter? Hangileri devam eder? İşte o verdiğim kelimeleri kullanarak arkadaş özelliklerinden cümleler yazabilir. Veya arkadaşlar size böyle bir parça verir. İşte parçayı okuyup anlamanız kelime bilginizi gerektiriyor. Daha sonra da bu tip bir soruyu writing sorusu olarak hazırlayabilir. Böyle cümleler verip hangi paragrafta ne ifade edilmiş, ne anlatılmış onu işaretlemeniz istenebilir. Burada hep kelime bilgisi gerekiyor. Reading sınavını geçmek için kelime bilmeniz şart.
Ben tabii bu kadar kısa sürede elimden geldiğince birçok kelimeyi size vermeye çalışıyorum. What animals or pets are known for loyalty? Loyalty sadakat demek. Hangi hayvanlar ya da petler, pet evcil hayvan, sadık olarak bilinir? Mesela dogs are known for loyalty, değil mi? Dogs are the symbol of loyalty hatta, sembolüdür. Hiç bununla ilgili bir hikaye duydunuz mu diyor. Ve burada da A Life of Dedication, hayatını adamakla alakalı, yine köpeklerle alakalı bir hikaye verilmiş. Belki writing'de böyle bir soru çıkar yazmada. İyi bir arkadaşı tanımlayan sıfatları yazınız veya iyi bir arkadaşın özelliklerini yazınız. Bakın. Describe a good friend. Write down the features of a good friend gibi sorular yazma ve konuşma sınavlarında karşınıza çıkabilir. Bununla ilgili bir metin de reading ve listening'de çıkabilir. Bakın dönüp dolaşıp hep aynı benzer kelimeler geliyor. Eksik kalmasın diye tekrar tekrar söylüyorum. Bu kelimeleri çalışın. Patient, sabırlı. Respectful, saygılı. Supportive, destekleyici. Considerate, düşünceli. Tolerant, toleranslı. Empathetic, empati yapabilen. Generous, bonkör eli açık. Loyal, sadık. Praising, övücü, öven. Judgmental, yargılayıcı. Bu kelimeleri cümle içinde de size verebilir ve cümleye bu kelimeleri yerleştirmenizi isteyebilir. Bir de alıntı var. A friend in need is a friend indeed. Evet, burada iyi dost kara günde belli olur, değil mi? İyi dost kötü günde kendini belli eder. Böyle bir alıntı verip bununla ilgili görüşlerinizi yazma sınavında yazmanızı isteyebilir. Şimdi yazma sınavlarında şuna dikkat edin. Bir essay yazıyorsunuz, bir parça yazıyorsunuz. Your view about the qualities of a good friend. Bakın bu sınavda çıkar arkadaşlar. Direkt vermiş burada. İyi bir arkadaşın özellikleri hakkındaki görüşlerinizi yazınız. İşte iyi bir arkadaş şöyle olmalıdır, böyle olmalıdır. Birinci özelliği bakın, önce bir iki cümleyle bir giriş yapın. Sonra birinci özelliğini yazın, sebebini yazın. İkinci özelliğini yazın, sebebini yazın. Mesela a good friend should be trustable. I should rely on my friend. He or she should never tell my secrets to others gibi. Önce cümleyi verip arkadan açıklayıcı bir cümleyle sebeplerinizi belirtin. Ondan sonra da final, sonda bitiriş yapın. Arkadaşsız yaşayamayız. İşte iyi arkadaş sonsuza dek gibi o kalın alıntılardan biraz önce verdiğim şu alıntıyı bile kullanarak giriş ya da bitiriş yapabilirsiniz. Böyle bir eseyi hazırlayın. Kesinlikle writing sınavında bu üniteden bu çıkar. Banko söyledi dersiniz Dilek Hoca. Şimdi bakın dış görünüşle ilgili tahminler olabilir. Mesela teacher in his her 50s. Burada 50'lerinde, 20s, 20'sinde, 20'li yaşlarda. 50'li yaşlarda bir öğretmen. 20'li yaşlarda arkitekt, mimar. 40'lı bir doktor, garson, 30'lu yaşlarda bir garson. Bu yaşına bakarak burada tahmin gücünüzü kullanıyorsunuz. İşte çok önemli kelime bilgisi. Dış görünüş dedik ya, mesela what does he look like, what does she look like, look like diyorsa dış görünüş veriyor. Built vücut yapısını veriyor. Overweight, böyle aşırı kilolu. Well built, kaslı, böyle baklavaları var. Fat şişman, thin zayıf, slim de zayıf, ince, thin ince hatta incecik, slim zayıf. Muscular, kaslı, short kısa boylu, tall uzun boylu. Of average weight diyorsa orta kiloda, of average height diyorsa orta boylu. Plump, tombiş, şişko ama böyle bayağı tombul. Saçlara gelelim. Saçlarla ilgili bilgi verdiğimizde short kısa, long uzun, dark koyu renk, blond sarı, red kırmızı ya da kızıl, curly
kıvırcık, wavy dalgalı saç, straight düz saç, mustache bıyık, receding. Bu saçın önlerinde hafif açılmalar olup saç çizgisinin geriye doğru kaymış olması, alında hafif açılma, bald kel, beard ise sakal. Skin yani deri ten rengi, fair açık, dark koyu renk, blond sarı, ten rengi sarı, black siyahi koyu tenli. Distinguishing marks izler, vücudumuzda çeşitli izler olabilir. Tatu, dövme, scar, yara izi olabilir. Freckles, çiller, dimples, gamzeler, akne, sivilce olabilir. Yine karakter özellikleri eksik kalmasın. Aggressive, sinirli, agresif. Cheerful, neşeli. Smiling, seni gülümseten. Strict, böyle düz, katı. Humorous, esprili. Violent, şiddetli, kuvvetli, böyle yaman. Friendly, arkadaş canlısı, dost canlısı. Proud, gururlu. Hardworking, çalışkan ve intelligent, zeki. Şimdi eğer bu kelimelerin tipini bilirseniz böyle boşluk doldurmalarda rahat edersiniz. Mesela brown eyes, dark skin gibi. Bu sıfatlarda, şu altı çizili sıfatlarda, kelimelerde sıfatın derecesini arttırıyor. Bakın, pretty intelligent, oldukça zeki, terribly proud, korkunç şekilde gururlu, acayip gururlu, terribly, acayip, quite muscular, bayağı kaslı mesela. Quite, bayağı. Bunları da bilelim. O sıfatların derecelerini arttıran kelimeler. Ha, bu ikili eşleştirmeler de önemli. Overweight mesela, good looking. Good looking iyi, böyle dış görünüşü iyi görünüyor. Overweight, çok kilolu. Mixed race, bu şey melez demek. Race, ırk demek. Karıştı mı melez oluyor. Well dressed, iyi giyimli. Suntanned, bronze, yanık tenli. Middle aged, orta yaşlı. Long haired, uzun saçlı. Round face, yuvarlak yüzlü gibi, bunları bilelim. Ha, stocky leg'de tıknaz, kısa bacaklı. Böyle zıt anlamlarını da bilelim. Mesela diyor ki dark skin, koyu tenli. Zıt anlamlısı fair skin, açık tenli. Wavy, dalgalı saçlı. Zıtı, düz saçlı, straight hair. Well dressed, iyi giyimli. Tam tersi badly dressed, kötü giyimli gibi. Buradan da bakın hep zıtlarını verdik. Ha, bunlar da önemli. Bakın, soru ve cevap eşleştirmelerini bilin ki bu sorular karşınıza çıkarsa rahatlıkla cevap verebilirsiniz. How is he mesela? How is he? He is fine. Nasılsın demek. O nasıl? İyi. How are you gibi. How are you? How is he? How is your mother? How is your father? What's her like? What's her hair like? Onun saçı nasıl? What's your hair like? Saçın nasıl? Saçla ilgili bilgi istiyor. Bakın, omuz boyu, shoulder length demek omuz boyu. Açık renkli ve curly, kıvırcık. What kind of clothes does she usually wear? Genellikle ne çeşit kıyafetler giyer? Not casual. Casual günlük kıyafetler, rahat kıyafetler demek. Demek ki ciddi giyiniyor. Casual değil diyor. Smart. She has a lot of style. Çok çeşitli stilleri var. How old is he? How old are you'dan gelsin bu da aklınıza. Kaç yaşında? Bakın, in his 30s, 30'larında. Tam o yaşını söylemiyor, yaklaşık. What color is her hair? Saçının rengi ne? Kahverengi. How tall is he? Boyunu soruyor. Boyu nasıl? Uzun mu, kısa mı? Of medium height. Orta boy. Peki, what does she look like? Bakın, geldik kilit soru. Look like diyorsa look, bakmak, göz aklınıza gelsin. Dış görünüşünü soruyor demektir. Dış görünüşüyle ilgili cümleler istiyor. Halbuki what is he like diyorsa
Karakterini soruyor. Bu çok önemli. Bu ayrıma çok dikkat edin. Look like da dış görünüş. What is he like? What is she like? What are you like? Diyorsa am is are like ikilisinde karakter vereceksiniz cevap olarak. Evet arkadaşlar, bunları da çok iyi bilin. Bu kelimelerin mutlaka Türkçelerini bilin. Hemen hemen hepsini verdim. Favorable, unfavorable. Yani güzel, pozitif, olumlu sıfat özellikleri bunlar. Bunlar da olumsuzlar. Mesela jealous, kıskanç, lazy, tembel, boring, sıkıcı, disappointed, hayal kırıklığına uğratan, forgetful, unutkan gibi. Bunların hepsinin anlamlarını tek tek yazın. Bu kelimeler çıkar. İşte böyle çıkacak karşınıza sınavda. Hemen biraz büyüteyim size. Hatta biraz daha büyüteyim. Rahat rahat görelim. Bitiriyoruz artık yavaş yavaş dersi. My mother is a very sensitive person demiş. Easily cry. Bu açıklamadan bulacaksınız. Ama kelimenin anlamını biliyorsanız kolay bulursunuz. Hassas. Ağlıyorsa hassastır. İşte bu şekilde. Bakalım. My friend never gets angry. Hiç sinirlenmez. Good temper. Çok iyi huyludur. Hiç agresif değildir. Bak iyi huylu. Cheerful. Neşeli diyor. Nereden anladım? Make us happy. Bizi mutlu ediyorsa cheerful. Jane can do anything. Senin için her şeyi yapar. Self-sacrificing. Kendini kurban eder diyor. Selfish. Bencil çünkü. Sensible. Sensitive hassas, sensible mantıklı. Bak. She always reacts with emotions. React with emotions oluyorsa sensible, mantıklı. Popular, şarkıcı popüler. Bunu anlarsınız sosyal medyadan zaten. Generosity mean cimri demek. Düşüncelinin tam zıttı bu arada. Düşüncesiz. Helpful, yardımsever. Komşumuz çok toleranslı, çok anlayışlı. Hiç takmaz kafasına biz gürültü ettiğimizde diyor. İşte bunları da çalışın. Bunlardan sınavda çıkacak kesin. Evet arkadaşlar, işte iki üniteden sınav olacak arkadaşlarımız için hızlıca önemli yerleri verdim. Lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Tabii ki kanala abone olup bildirimleri de açın. Facebook, Twitter, Instagram'dan beni takip edebilirsiniz. Ayrıca bu sınavla alakalı yine bana sorunuz varsa yorumlarda da yazabilirsiniz. Heyecanla sonuçlarınızı bekliyorum arkadaşlar. İnşallah sınavdan yüksek alırsınız. Okul başarı puanınızı birlikte yükseltiriz. Üniversite sınavında da Allah gönlünüze göre versin, zihin açıklığı versin. Sorular hep bildiğiniz yerden gelsin. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. See you later.